Değerli izleyenler, şimdi turizmin göz bebeği Çeşme'ye gidiyoruz. Onur Büyüktopçu'dan Leyla Tanlar'a, Serdar Ortaç'tan Doğa Rutka'ya kadar pek çok ünlünün akın ettiği Çeşme'de yaşananları izliyoruz. Müzede, müzede uğraşıyorum aslında. Çok sıcak, böyle basıyor. Çeşme'de aşkı arayanlar, huzuru bulanlar, güneşlenenler ve akşam yemeğinde karşımıza çıkanlar. Artık tamamen işe odaklanıyorum. Her şeyin onunla, hepsi teker teker. Magazin 8, Çeşme'de birbirinden ünlü isimleri görüntüledi. Kiralık aşkın Koray'ı kendine yeni bir iş buldu. Sevilen oyuncu Onur Büyüktopçu Çeşme'de DJ'liğe başladı. Dizi oyunculuğu, kast direktörlüğünün yanı sıra artık DJ olarak da göreceğiz herhalde ünlü oyuncuyu. İstediğim bir şeydi, müzikle de uğraşıyorum aslında. İlgim var müziğe. Her ne kadar şarkı söyleyemesem de ama o tabii ki aynı şey değil. Ondan sonra biraz arkadaşlarımın ısrarı, biraz da hani seyircilerin çok ısrarı, işte yazın sizi bir yerde görebilir miyiz, edebilir miyiz dediler. Kuriş'e geliyor söz. Kuriş çok seviliyor diye seviniyor Onur Büyüktopçu. Çok renkli bir karakter, komedi, komik bir karakter. O da insanlar da seviyor. Sonuçta bir tebessüm edemediğimiz zamanlar yaşıyoruz maalesef. Hani kışın da böyleydi. Cuma akşamları az da olsa güldürebiliyorsak seyircilerimizi, herhalde bizden daha mutlu kişiler olamaz. DJ'likte iyi para var diyorlar Onur Bey diye giriyor muhabirler söze. Ancak Kuriş Bey olarak cevap veriyor Onur Büyüktopçu. Ben İzmirliyim ve benim çocukluğum buralarda. Çeşme Alıçatı'da geçti zaten. Çok da sevdiğim yerler, bildiğim yerler en azından. O yüzden yabancılık çekmiyorum. Sevgi dolu, güler yüzlü ve iyi düşünen biri Onur Büyüktopçu. Şu dizide bombelere geldik diyor sürekli. Ne demek bombelere gelmek, bunu soruyoruz. Dedikodu mahiyetinde hani bombelere gel, bak sana bir şey anlatacağım, sana bir şey söyleyeceğim gibi bir şey. Ha bu biraz şey yani, hani kendi arkadaş arasında şu anda herkes kullanıyor bunu, ben bile şaşırıyorum. Kuray yazıyor. Ay ben, resmen ben. Ne kadar şanslıyım. Böylelikle masrafa da girmeyeceğim. Bombe. Beyaz tenli Sabah Tümer de resmen esmerleşmiş bir şekilde Alaçatı'daydı. Çok sıcak, böyle basıyor. Aslında uzun zamandır buradasınız ama biz sizi nedense göremiyoruz. Evet, değil mi? Bir inzivada gibiyim. Evet. Yok ya, çıkıyorum da sizlerle şey yapamıyoruz galiba. Bir başka yerlere gittim. Ondan sonra tekrar geldim. Gidiyorum, geliyorum. Burada da size gerçekten yakalanmadım. O da benim başarım herhalde. Meşhur kahkahasını atıyor ve neşeli halini sergiliyor yine. Ama sinirlenirsem de tam sinirlenirim diye ekliyor Sabah Tümer. Mesela diyelim ben sana kızdım bir olaya, tamam mı? Ki öyle bir şey diyorum, olmaz. Allah korusun canım. İnsan halini galiba. Oysa diyorum ki eyvah diyorum Sabah, hani bir tepki vermektense bir üstüne yat bakalım ne olacak diyorum. Hı-hı. Uyuyorum, uyanıyorum. Kızgınlığım devam ediyorsa sana şarlıyorum. Geçiyorsa demek ki o balonmuş. Tatilde yine yalnız galiba. Yok mu aşkınız diyor muhabirler. Kahkahalı bir cevap veriyor Sabah Tümer. Hayatım biraz önce göremiyoruz diyorsun. Ondan sonra görünce gördüğümüzde yalnız de yalnız diyorsun. Görüyoruz. E demek ki işte görmediğin kısımlara... Görmediğin kısımlara bak. Kahkahası kadar bu eteği de moda olacak cinsten. Baksanıza şu detaya. Sağ bacağını sağdan soldan saran ikili zincir ne de hoş duruyor değil mi? Alaçatı aşksız olmaz tabii ki. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Nasılsınız? Tatil süperiz. Evet, teşekkürler. Oyuncu Gizem Karaca, sevgilisi Kemal Ekmekçi ile Çeşme'de tatilde. Güzel projeler var. Değerlendiriyorsunuz. Evet. Senaryolar okunuyor. Evet. Aynı zamanda senaryo okuyor musunuz? Doğru mu? Doğru. Nereden biliyorsunuz onu? Senin yüzünden değil mi? Bak, plajda senaryo okuyorsunuz diyor. Oyunculuğun yanında yazlık tasarımlar da yapıyormuş hanımlara Gizem Karaca. Sandaletler. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Öyle bir şey heves ettim. Güzel gidiyor bakalım ama. İlgi alaka nasıl tasarladıklarınıza? İnanılmaz iyi yani. Yok satıyor. Sevgilisi Kemal Ekmekçi de destek veriyor hanımefendiye. Yok satıyor. Yok satıyor. Kalmadı elimizde. Ne zaman getireceksin elini? Bilmiyorum işte ya, bir bakalım. Çeşme'ye Bodrum'dan gelmişlerdi. Buradan da Marmaris'e mi geçeceksiniz diye soruyor muhabirler. Yok, sırada iş var. Artık tamamen işe odaklanıyorum. Yarın İstanbul'a dönüyorum. Yeni işler başlıyor. Tatil yeter. Artık gelsin işler diyor Gizem Karaca. Bu arada evlilikte yakındaymış diye haberler geliyor kulağımıza. Evlilik beklentisi vardı. Tarih belli oldu mu?
Onu öğreneceksiniz. onu da Kemal Sam'ın oğlu Emir'den ayrıldıktan sonra pek ortalarda görünmeyen paramparçanın cansusu Leyla Atanlar Çeşme'de bir arkadaşıyla yemek yerken çıkıyor karşımıza. Gece boyu elinde telefon, yüzünden gülücük eksik olmadı genç oyuncunun. Gül ki sevgilim, gül ki gözlerin, solmasın sakın aşk çiçeğim. Abi Levin de gelince Leyla Atanlar otele doğru yol alıyor ama sohbet etmeden bırakmayız sizi Leyla Hanım. Bir hafta falan oldu, son günümüz, döneceğiz biz de, iyi geçiyor. Tatilin son günüymüş Leyla Atanlar için. Çünkü paramparçanın seti yeniden başlayacakmış. Ama tatil bitiyor diye üzülmüyor. Aksine ailesi gibi gördüğü rol arkadaşlarına kavuşacağı için çok mutlu görünüyor. Cümlelere kuramazsın bile ya. Her şeyin onunla, hepsi teker teker. Çok... Özellikle Civan abi ya, çok özledim onu şu an. Civan abi dedemiz bu arada. İstanbul'u terk edip Kaz Dağları'nda yaşamaya başlayan Atilla Saral da Alaçatı'da. Kuluysa boydan boya Alçı'da. Geçmiş olsun Atilla Bey, nasıl oldu bu iş? Benim mahcup etmeyin, ne diyeceğim bilememiz. Ufak bir kaz sıkışması falan, öyle bir şey yapmışlar. Atilla Saral ufak bir kaza diyor ama kolu bileğinden dirseğinin üst kısmına kadar alçıya alınmış. Spordan da öyle geçermiş. Ben gideyim ya, beni bağışlayın. Neyse ki ciddi bir durum değilmiş. Atilla Saral'ı uğurlayalım ve kameralarımızı Doğukan Manço'nun DJ'lik yaptığı mekana çevirelim. Babası usta müzisyen Barış Manço'nun izinden giden Doğukan Manço yeni albümünde Funda ile bir düet yapmış ve klip çok konuşulmuştu. Meğer bu klibi çekerken çok tereddütte kalmış. Sabır taşım çatladı, hiç mecalim yok. Bakma sen güldüğüme. Acaba başlarda dedim çok mu farklı tarz oldu falan ama insanlar dinledikçe beğendiler. Oldu galiba. Biz sohbete devam ederken klasik anne baskınlarından biri yaşanıyor. Lale Manço oğlunu sahnede izlemek istemiş. Kimseye haber vermeden Çeşme'ye gelip sürpriz yapmış. Anne! Baskın masanızın. Lale Manço oğlunu çok özlemiş. Özlemini de biraz sitemkar cümlelerle dile getiriyor. Vallahi şu oğlumu görmeye geldim. Duydum ki buradaymış. Görüşemiyoruz, burada görüşelim. Abi, gelmedi. Ve Doğukan Manço yeniden sahnede. Eşi İrlanda'da, ailesinin yanında olan Serdar Ortaç da Çeşme gecelerinde. Sohbet bir itirafla başlıyor. Eskiden egolarım oluyordu. Eskiden mesela 10 sene önce Beni Unut zamanları, dansöz zamanları. O zaman naz yapıyordum, hatırlıyorum. Egolarımdan sıyrıldım diyor Serdar Ortaç. Artık eskisi gibi kaprisli değilim diye de ekliyor ama bunlar sadece tecrübe ve olgunlukla ilgili değil. Doktorlarının da tavsiyesi. Bir de diyor ki dünya yansa, evin yansa dönüp bakmayacaksın diyor. Yani hiçbir şeye kafayı takmayacaksın diyor. Ece Erken de Çeşme'de. Ancak yalnız değil. Tabii ya. Ne yapıyorsun? Yakalandık, eyvah. Yakalandık tabii. Vallahi yakalandık. Bu arada Eymen de konuşmaya başlamış. Konuş aşkım. Konuşma. Anne de, evet. Anne de. Eymen anne de. Anne. Anne de tekrar. Ama. Bak. Maşallah. Doğa Rutkay ve eşi Kerimcan Kamal da Alaçatı'da. Sevdiğim bir arkadaşım şu an evlenme teklifi almış da onun mesajı geldi, heyecan içinde. Dur dur, çekme çekme. Doğa Rutkay'ın yakın arkadaşı evlenecekmiş ve mesajla hemen ona haber vermiş. Bu gibi sevinç haberleri kızlar arasında hemen paylaşılıyor diyor Doğa Rutkay. Siz de böyle ilk teklif aldığınızda hemen mesaj atmış mıydınız yakın arkadaşlarınıza? Bayağı grup kurmuştum. Evlenme teklifi aldım diye ve gönder. Yani bunu her bayan yapar bayan yani. Grup, bir de müjde verdi Doğa Rutkay. Dedemin Fişi ekibinden ikinci film geliyormuş. İkinci filmi çekeceğiz. Eylül'ün biri ya da ikisi gibi başlayacak herhalde. Devam filmi değil mi ama? Devam filmi değil, tamamen bambaşka bir konu. Ama yine aynı ekiple. Ha bakalım, umarım güzel olur. Sinan Akçı'dan ayrılan Ebru Şanlı kız arkadaş grubuyla Çeşme'de tatilde. Bir denize girdik. Kaldığımız yer zaten çok tatlı. İşte menajerim, kız arkadaşlarımla birlikteyim. Maşallah kollarda da 2 kiloya yakın takı var ama yakışmış. Bakın kimin hediyesiymiş bunlar. Seviyorum, çok seviyorum. Çok merakımız var. Merakım var. Benim büyük oğlanın da çok merakı var. Onun hediyeleri bunlar. Böyle üçümüze birden aldı hatta. Ve Sinan Akçı'la ayrıldı. Olmayan şeyler çok yazılı.
olup çiziliyor. Gerçekten hani bunlara itibar etmesin insanlar. Olabiliyor, bu tarz haberler çıkıyor. Yani gayet her şey yolunda. Doğruları birinci ağızdan öğrenmek için Ebru Şallı'ya ayrılıkla ilgili birkaç soru soruluyor. Ayrısınız değil mi? Hani bunu net olarak. Süreç doğru mu? İki aydır falan evet. Ayrıydık zaten. Siz de Sinan Bey. Ya işte bu konularla ilgili hani çok fazla konuşmak açıkçası istemiyorum. Kırmazsanız sevinirim. Tabii, teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz.